Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diyoruz. Bir Ramazan'da daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz. Ülke'de Ramazan programında 30 gün boyunca sizlerin ekranlarına misafir olacağız. Ramazan ayı, bolluk ayı, bereket ayı, rahmet ayı, paylaşma ayı. Tokun, açın kapısını çalarak halini, hatrını sorma ayı. Zor günler geçiriyoruz. Hem dünya olarak hem ülkemiz olarak. İnşallah Ramazan'ın yüzü hürmetine, 1000 aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nin yüzü hürmetine, Covid-19 belasından da Ramazan'da yapacağımız dualarla, alacağımız önlemlerle bu işin de üstesinden geleceğimizi umut ediyoruz. Ramazan ayı boyunca zaman zaman değişik mekanlardan, değişik hocalarımızla, belediye başkanlarımızla, sivil toplum kuruluşlarının çok değerli kanaat önderleriyle ve vatandaşlarımızın acizane sofralarında sizlerle birlikte olmayı umut ediyoruz. Başakşehir'deyiz, Merkez Camii'deyiz. Sağımda ve solumda gerçekten ülkemizin yetiştirdiği çok kıymetli ve değerli hocalarımız var. Ben öncelikle onlar kendilerini tanıtsın istiyorum. Sonra değerli hocalarımızın Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ardından da yine değerli hocalarımızın bu okunan ayeti kerimelerin ne anlama geldiğini, ne anlamamız gerektiğini bizlere inşallah izah edecekler. Sizler de pür dikkat dinleyeceksiniz. Ben hemen değerli hocama dönüyorum. Hocam sizi tanıyalım kısaca. Efendim, Abdülhalik Selman, Başakşehir Merkez Camii imamıyım. Kıymetli hocamla beraber burada hizmet ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocama çok teşekkür ediyoruz. Sizi tanıyalım efendim. Efendim, bendeniz Başakşehir Merkez Camii İmamı Önder Soy. Bu programın hayırlara gelmesini, aynı zamanda Ramazan-ı Şerif'in sizin, Ülke TV çalışanların ve milletimize hayırlar getirmesini, mübarek olmasını temenni ediyorum inşallah. Evet, hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi çok değerli ilahiyatçı hocamız Önder Soy'un okuyacağı aşr-ı şerifle sizleri baş başa bırakıyoruz. Ardından da çok değerli Selman hocam bizlere Önder hocamızın okuduğu sure-i celillerin, ayeti kerimelerin ne anlama geldiğini, ne anlamamız gerektiğini bizlere izah edecek. Bismillahirrahmanirrahim. Şehru Ramazan. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي Evet, çok değerli ilahiyatçı hocamız Önder Soy'a teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık diyoruz Kur'an-ı Kerim tilavetinden dolayı. Ve şimdi yine bir diğer ilahiyatçı hocamız, değerli Abdülhalik Selman hocama hemen sormak istiyorum. Ramazan'dan ne anlamalıyız? Ramazan bir Müslüman için, mümin için ne anlam ifade eder? Oradan başlayalım hocam. Çok teşekkür ederim. Öncelikle hem aziz milletimizin hem ümmeti Muhammed'in, cümle İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ederim efendim. Cenab-ı Hak Teala şahsımız, ailemiz, milletimiz ve tüm ümmeti Muhammed için ve insanlık için hayırlara vesile kılsın. İçinde bulunduğumuz sıkıntılı dönemlerin, süreçlerin bitmesine vesile kılsın inşallah efendim. Efendim, hocamızın tilavet buyurduğu, Önder Soy hocamızın okuduğu ayeti celide, ilk ayeti cellede Cenab-ı Hak Teala'mızın ifade buyurduğu üzere Ramazan-ı Şerif bizim ihya kaynağımız olan, hayat kaynağımız olan Nazimüşşan'ımızın indirildiği aydır. Yani başka hiçbir sebep olmasa Ramazan-ı Şerif'e anlam katması bakımından bu yetip de artar bile. Kur'an-ı Azimüşşan'ımızın kendisinde indirildiği bir ay olması bizim için gerçekten çok anlamlıdır efendim. Sa'du billah bismillah. Şehru Ramazanellezî unzile fihil Kur'anu. Kur'an'ın kendisinde indirildiği ay olarak Cenab-ı Hakk'ın methettiği, övdüğü bir aydan bahsediyoruz. Efendim yine Ramazan-ı Şerif bizim için çok değerlidir. Şundan dolayı ki 1000 aydan daha hayırlı olan Kadir Gecemizin kendisinde bulunması, Ramazan-ı Şerif'e şeref olarak şeref katması bakımından çok manidadır. Ve oruç gibi ecri belli olmayan, bir gayri hesap, hesapsız bir şekilde karşılığı olan bir ibadetin kendisinde tutuluyor olması. Farz olan orucun kendisinde tutuluyor olması. Mesela bu Şevval ayına nasip olmadı. Recep-i Şerif'e, Şaban-ı Şerif'e nasip olmadı ama Ramazan-ı Şerif'e Allah Teala bunu efendim ikram buyurdu. Ramazan'da bu oruç farz kılındı. Dolayısıyla bu muhteşem ibadetin, inşallah onu teferruatıyla arz etmeye çalışacağız. Bu müstesna ibadetin kendisinde olması bakımından da Ramazan-ı Şerif çok değerlidir. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muhteşem bir müjdesi var. İzâ câe Ramazanu futihat ebvâbul cenneh ve gullikat ebvâbun nâr ve suffidetiş şeyatîn ve sülsiletiş şeyatîn diye rivayette vardır. Ramazan-ı Şerif geldiğinde cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar bağlanır. Tabi buradan tersini alacak olursak düze gitmek için şeytanları bağlayacağız ki cehennem kapıları kapanmış olsun. Cehennem kapılarını kapatacağız ki cennet kapıları açılmış olsun. İşte bu güzelliklerin tecelliyahı olan bir aydan bahsediyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cennet kapılarının açıldığı, yani rahmetin diğer ayların nispetle çok daha fazla coştuğu, merhametin, mağfiretin coştuğu bir dönemdeyiz efendim. Tabii ki Ramazan-ı Şerif yine aynı şekilde başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat kılınma gibi bir güzelliğin, bir insicamın yaşandığı bir dönemdeyiz. Bundan dolayıdır ki Allah Azze ve Celle bu üç güzelliği kendisinde toplayan kullarını bayram ile taltif ediyor. Ve yine aynı şekilde Ramazan-ı Şerif'in bizim için anlamlı kılan bir başka güzellik ise insanın şeytanın mecrasını, akışını tıkayacak güzellikleri, özellikleri kazandıran oruçla beraber yani iç aleme, şeytanın işgalinde olan hani ellezî yüvesvisu fî sudûri'n-nâs, insanoğlunun kalbi ve men ya'şu an zikri'r-rahman nuqayyiz lehu şeytan fehuve lehu karin. İşte ayet-i kerimesinde ifade edildiği üzere insanın kalbi, Allah muhafaza etsin, Allah'ın zikrinden gaflette olduğu zaman, mahrum kaldığı zaman şeytan oraya terassuh ediyor. Güneşin doğması gerekiyor ki karanlık gitsin. İşte iç aleme o güneşle beraber, nuru nübüvvetle beraber, nuru Kur'an'la beraber yolculuğun yapıldığı muhteşem bir aydayız. Ramazan-ı Şerif bütün bu güzellikleri içinde taşıyan bir ay olmakla beraber çok müstesna, çok mübarek, çok muazzam bir aydır efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.